Şebnem, seni sepetlediğinden beri bana sardın bakıyorum. Yok. Sadece seni merak ediyordum. Biraz geç kalmadın mı? Neyse, madem gelmişsin otursana. Evden geliyorum. Duba Hanım söyledi burada olduğunu. Üstüne vazife olmayan şeyleri yapmaya bayılıyor. Neyse ki ondan yakında kurtuluyorum. Evet, söyledi. Evi satıyor musun? Öyle icap etti. Neden? Büyük miktarda nakde ihtiyacım var Nejat. Aklımda bir proje var. Kendime bir uğraş bulmalıyım dedim. Onun için de para gerekiyor. Ne projesiymiş bu? Beni görmek ister misin? Bilemedim. Rahatsız ettiysem de kusura bakma. Olur mu öyle şey? Asıl sen kusura bakma. Ben bütün bu olanlar için çok üzgünüm Hülya. Nasılsın? Toparlanmaya çalışıyorum işte. Ben senden özür dilemek istiyorum Deniz. Sana yaptıklarım affedilir şeyler değildi. Ama affetmezsen de anlarım. Geçti gitti. İkimiz de çok incindik. Ama her şey geride kaldı. Şu son zamanlarda yaşadıklarımdan ne anladım biliyor musun? Aslında gerçekten üç günlük dünya ne kırılmaya, ne üzülmeye, ne de düşmanca davranmaya değiyor. Bunlar için hiç vaktimiz yok. Ece evleniyor. Ece mi? O Mustafa denen çocuğu pek gözüm tutmamıştı ama neyse. Mustafa ile değil. Mirat'ın oğluyla evleniyor, Yosef'le. Ece Mustafa ile nişanlı değil miydi? Öyleydi. Vallahi her şey o kadar hızlı gelişti ki. Gerçekten de öyle olmuş.
Vay be. Ece'ye bak sen. O da senin gibi erken yaşta evlenecek demek. İnşallah senin gibi bahtı kara olmaz. Yani inşallah Mirat'ın oğlu Alihan gibi çıkmaz. İnşallah Hülya. İnşallah. Dur sana davetiye getireyim. Teşekkürler. Peki Alihan'ın haberi var mı? Onu da çağıracak mısınız nikaha? Ne de olsa babası. Aslında yok. Ama doğru söylüyorsun. Ne de olsa babası. En azından bir telefon et bence. Yani sonradan tatsızlık çıkmasın. Ben gideyim artık. Sen hiç zahmet etme. Görüşürüz Deniz. Alihan, sana bir müjdem var. Kızın evleniyor biliyor musun? Hem de Mirat'ın oğluyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.